Fiyatına Göre kanalından herkese merhaba. Bu videoda rekabetçi oyunlarda 165 FPS verebilen ikinci el bir sistem toplayacağız. Sistemimiz uzay montajı olacak. Haliyle maliyetten kaçmak için kasaya ihtiyaç duymayacağız. Çünkü kasalar 1000-1500 liradan satılmakta şu anda. İkinci elini bulması da hani bulabilenler o şekilde yapabilir. Ama ben kasayı dahil etmeyeceğim. Uzay montaj şeklinde bir fiyatlandırma yapacağız. Şimdi işlemci olarak başlayalım. Dikkat etmemiz gereken neler varsa videonun içerisinde söyleyeceğim. Son 15 günü seçiyorum işlemcide. Şöyle en düşük fiyattan başlıyorum. Şimdi şöyle bir ilan buldum. İlanda 12400F var. 12400F işlemci 2000 liraya koymuş. Diyor ki yanındaki anakartı da diyor 12000 liralık olan anakartı diyor 2000 liraya bırakacağım diyor. Sadece tek RAM slot çalışıyor. Onun dışında her şeyi sağlam diyor. Şimdi bu bir uyarı niteliğinde olsun. Sahibinden de İşlemcilerin bir piyasası var. O piyasanın çok altında ürün satılıyorsa o ürünlere yaklaşmayın. Yani burada apaçık bir şekilde sorun yaşayacağınız belli. Böyle bir ilanda, böyle bir işlemci, böyle bir anakartı alırsanız %99 problem yaşarsınız. O yüzden bunu direkt geçeceğim. 2000 bandında Ryzen 5 3600 işlemci var. Bu piyasa olarak gayet normal. Artı stok fanla beraber veren var yine 2000 liraya. Ürünlerin gerçek resim olmasına da dikkat edin. Ryzen 7 2700 var. Intel 12100F var. 12100F'i cebe atabiliriz çünkü tekli çekirdek performansı çok yüksek. Ryzen 5 5500 2200 liraya çıktı. Biraz daha zorlayacağım. 12400F bulabilir miyiz? 11400F bulabilir miyiz? İkisinden birisi. 13100F bulduk. 11400F bulduk. Şimdi 11400F'i 2500 liraya satan bir arkadaş. Girelim içine. Şu anda en uygun cihazlardan birisi. Test edip alabilirsin demiş. Ya zaten bu fiyat aralığında böyle bir işlemciyi birazcık şüphelenerek almanız lazım. Onu geçtim. 10400F var. 3000 lira civarına çıktığımda muhtemelen 11400'ü görebileceğim. 12400F'i gördüm. Şimdi Bağcılar diyor. Şimdi ürünün görseli yok. Açıklamaya hikaye yazmış. Çıkıyorum. Yani çünkü gerçek resim olması şart. Yani olmak zorunda yani. Bak mesela bu arkadaş 3000 liraya 12400F'i satıyor. 12400F ile zaten 250-300 FPS alabiliyorsun. Bu da şu şekilde cepte dursun. 3 tane alternatif olarak dursun. Şimdi 144'ü rahat alabileceğiniz işlemci 2000 lira bandında. 12100F ile Ryzen 5 3600 var. 12100F aldığınızda 8 çekirdekli işlemci alacaksınız. Ama oyun performansınız yüksek olacak. Ryzen 5 3600 aldığınızda oyun performansınız biraz daha düşecek. Ama 144'ün altına düşmez. 12 çekirdek işlemciniz olacak. Stabilite olarak ben Intel tercih ederim. Yani 12100F işlemciyi zaten aynı parada alıyorsun. 8 çekirdek olsa bile tercih edebilirim. AMD tercih edenler AMD tercih etsin. 2000 liraya 12100F işlemcimi aldım. Şu da ekstra olarak kalsın. Yani bunu da 1000 lira fazlaya seçenek olarak bırakacağız. Ben AMD'yi sileceğim. Şimdi burada anakart seçeceğiz. Şimdi H610 anakarta ihtiyacımız var. 1700 pin seçiyoruz. 1500 liradan başlıyor. Bir internet fiyatlarına da bakalım. İnternet fiyatıyla ikinci el fiyatı arasında çok fazla fark yoksa internetten alın, sıfırını alın. Çünkü anakart en önemli parça. İkinci el aldığınızda bile mutlaka bir yeri arızalı olabiliyor. Şimdi 2300 liraya satılan bir anakartımız var. Ezrak'ın. MSI Pro 2300 lira bu da. MSI Pro H610 alınabilir. 2300 liradan satılıyor. Şimdi buradaki anakart 1500 liradan satılıyor. Pini yamuk diyor. Pini yamuk olduğu için çıkartıyorum. Şimdi baktığınız zaman İlanın yeri de önemli. Yani örneğin Antalya'da yaşıyorsun diyelim. İstanbul'daki anakart için 600 liralık bir riske girmene gerek yok. İnternet üzerinden alabilirsin. Ama İstanbul'daysan görme imkanın varsa tabii ki 600 lirayı değerlendirip bakabilirsin. Ama yani İstanbul'un diğer yakasındaysan yine oraya yol parası yakacağından dolayı yine 600 lirayı düşünmeyebilirsin yani. Sıfırı 2300 lira, ikinci eli 1700 lira. Ya anakartta çok fazla fiyat farkı olmuyor. Bence çok da risk almaya gerek yok. Hani çünkü en riskli parça anakart. O yüzden internetten almanız daha mantıklı olur. MSI Pro'nun H610 emini
internet yolundan sipariş vererek getirtebilirsiniz. İşlemciyi seçtik. Anakartı da seçtik. Sıra geldi RAM belleklere. Burada 3200 MHz RAM kullanacağız. İşlemcinin desteklediği RAM miktarı o şekilde. Şimdi buradaki arkadaş 440 liraya tanesini saymış. İkisini beraber 750'ye bırakırım demiş. Aynı ona benzer bir tane daha ilan gördüm. 450 liraya bırakmışlar. Yine 475 liraya bırakmışlar. Zaten piyasası bu şekilde. Yani birden fazla bu şekilde uygun fiyatlı ilan varsa piyasası bu şekildedir. İkinci sayfaya geçtim. Yine 3200 MHz'lik 500 liraya bırakanlar. O şekilde mesela buradaki arkadaşımız ikisini beraber 750 liraya bırakırım demiş. 750 lirada RAM bellek alıyoruz. SSD bakacağız. SSD'de de uygun fiyatlı bir şey varsa ve okuma yazma oranı yüksek bir şey varsa. 256'lık yetmiyor arkadaşlar. Artık yani ben 256'dan bıktım. Yani en az bir 500 artık alınması gerekiyor. 240'lık 256'lık aldığınızda kendinizi yok yere zorlamış oluyorsunuz. Saçma sapan. Hafıza hemen biti biti veriyor. Zaten Windows kaç GB? İlk gördüğüm 512 GB'lık XPG'nin 3500 okuma 2350 yazma hızına sahip. Şimdi buradan giriyorum. M.2 SSD 512'lik. Ne var? İniyorum aşağı. 1100 liradan başlıyor. Hatta okuma yazma hızı bile düşük yani öyle söyleyeyim. 512 kategorisine de bakalım. 1014 lira 512'lik ama bu SATA. SATA SSD çok düşük. 1000 liraya var mesela. XMI diye geçiyor. Bakalım hemen içerisine. Bu arada ben buradan sipariş verdim. Bu sitede bir dolandırıcılık vesaire yok. Daha önce sipariş vermiştim. 560 MB okuması var. Kesinlikle alınmaması gerekiyor. Normal SATA SSD'den hiçbir farkı yok. Şuna bakalım. 2000'e 1400. Daha hızlısı gerekiyor bize. Oğlum ne firmalar çıkmış ya. Bunların isimleri ne garip böyle ya. Aa, okuma yazmasını yazmamışlar. Yani ilanı eklerken bari yazsaydınız. Netak var bir tane. 1950 MB. 2500'e 1950. Yok. Yani şuradaki SSD gayet mantıklı arkadaşlar. Temiz sorunsuz. 3500'e 2350. Onu alacağınıza çok daha hızlısını alabilirsiniz. Hatta kargo ile bile çocuğa getirseniz bunlardan iyidir yani. Son bir tane daha bakacağım. Çünkü Hikvision genelde okuma hızı yüksek veriyor. Bu da 1189 lira. Buradaki kaç liraydı? Tamam 900 lira abi hani. Bir de hep buradaki fiyatları baz alarak yapıyoruz. Yani hiç pazarlıktı bilmem neydi. Yani adam bundan 100 lira kargo parası düşse bir şeyler düşse. Tam 900'e yine almış oluyorsun zaten. Sıkıntı yok. Şunlar iyi. Şimdi geriye ne kaldı? Ekran kartı kaldı. Ekran kartını güzel bir şey seçeceğim. Eskilerin iyi performans vereni. Bu arada RAM'in ilan tarihi gözüme battı şu an. İlan tarihi çok geç. Yani son 15 gün içinde diye bir aratalım. Şimdi ne var? 420 liraya var. RAM'i bununla değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da 400 liraya bırakıyormuş arkadaş. Bu RAM'i de bir güncellemiş olalım. Tamam şimdi ekran kartına geldim. Ekran kartı en az 4 GB, 6 GB bir ekran kartı bakacağız. Genelde arızalı ekran kartları çıktı. Düşük fiyat deyince. Sayfayı biraz daha ileri atalım. RX 580'ler mevcut. 1050 Ti'ler mevcut. 1660 süper. Güç var, görüntü yok. Çık. 580'ler. GTX 970'ler. Efsane kart. 2000 liralara geldik. GTX 980. Şimdi laptop aldığım için masaüstündeki parçaları satıyorum demiş. Hemen doğrulayalım. Z serisi anakart almış. Bunları koymuş bu şekilde. Vallahi çocuğun sistemi iyi bu arada ya. Bir de gelip görebilirsin diye bir garanti vermiş. Ben buna güveniyorum. Yani bence temiz kullanmıştır. Hani ne kadar süredir kullandığını da sorsak en az 3 senesi vardır bu arada. Kart temiz. Tamiri görmedi. 2016 yılında almış. Abi şimdi baktığın zaman 8 sene var ya. Yok yok çıkalım. Ya ne kadar temiz olursa olsun 8 sene geçmiş abi. Yani kart aslında denemeye değer. Yani yakınımda bir yerde olsa ben alırdım onu. Ben 970 almıştım. Hiçbir problem yaşamamıştım ya. GTX 970 almıştım, kullanmıştım. 1 gram problem yaşamamıştım bu arada. GTX 1650'den hızlı çalışıyordu. Şimdi bu arkadaşımız GTX 1650'yi satıyor. 4 GB'lık bir model. Yani RX 580'lerde, 70'lerde mining riski olabileceğinden dolayı tabii ki GTX 1650'ye yönelebilirsiniz. Wattman hatasıydı, bilmem neydi, sıcaklık problemiydi, gırla. Hatta görüntü gelmemesinden, işte piksel bozulmasından tut. Gırla hata var. Vallahi o baktığımız palit güzeldi. Çünkü palit 1650'ler sanırsam 3-4 sene önce ilk girişi Game Garage'la birlikte gelmişti. Çok kullanıldığını zannetmiyorum. Onu alabiliriz ya.
Mesela şu an bir GTX 1650 ne kadara satılıyor? Abi Afox'un GTX 1650'si var. Bak Palit nere, Afox nere. Palit daha kaliteli. Neredeyse yarı yarıya fiyat farkı var. Bence o GTX 1650'yi alabiliriz. Burada performanstan çok biraz daha cihazın az kullanılmış olması önemli. O yüzden ben seçimimi GTX 1650'den yana yaparım. Riske girmek isteyen olursa tabii ki RX 580'lerden çekebilir yani. Şimdi bu şekilde anakart, işlemci, RAM, SSD, ekran kartı, sadece güç kaynağımız kaldı. Şimdi güç kaynağı sistemde en önemli şeylerden ikincisi, anakart en önemlisi. Güç kaynağı da sağlam olmak zorunda. Bu sistem için rahat takılsın diye 600 wattlık, 550 wattlık çok rahat bakılabilir. Sigmatek var, 600 watt. Kesinlikle tanıdık marka alın. Yani Rampage'di, Everest'ti, bunları kesinlikle, hele ikinci el hiç önermiyorum. Yani sıfır olarak belki alabilirsin ama İkinci el olarak o işe girmeyin. Aerocool var. Biraz daha aşağı ineceğim. Yine Sigmatek gördüm. Aldım. Biraz daha iniyorum. Corsair 650 var. PCU'nun CPU kablosunda sıkıntı var demiş. Zaten bu fiyata sağlam olsaydı kaparlardı direkt. Bunlar sorunlu, sorunlu, sorunlu. Tamam. Yani çok uğraşmaya gerek yok. 600 lira bandına indiğinizde çok elinizde kalacak PCU'lar var. Şuna bakalım bir. Cooler Master. Sıkıntısı var demiş. Çıkalım hemen. Sigmatek sorunsuz. Elden teslim edebilirim diyor. Kargo ile yollamayacağım diyor. Hadi kargo ile yollayanını bulalım. Burada bir yerde bir tane vardı zaten. Dur bak, Cooler Master var, 600 watt. Oğlum birazcık sıkıntılı gibi duruyor ya. Çok mu kirli duruyor yoksa fotoğraf yüzünden mi öyle? Gerçek resmi yok, sadece elden demiş. Ya 800 liraya bulabiliyorsun abi, yani çok fazla kurcalamaya gerek yok. Bulduk. Yani 600 watt da buluyorsun, 650 watt da buluyorsun. Sağlamını 800'de bulabiliyorsun. 900'de de bulabilirsin. Bak mesela burada adam Sigmatek'in 600 wattlık PCU'sunu koymuş, 900'de koymuş. Hadi bununla pazarlık yaparsın, kargoya verdirirsin, bilmem ne. 800 liraya ayarlarsın hepsini. Sıkıntı yok. Şimdi kasa bakmayacağım çünkü kasayı o kadar yükseltmişler ki fiyat olarak. Yani 1000-1500'den aşağı düzgün kasa yok. Uzay montaj yapacaksın. Yani burada zaten ikinci el alıyorsun bütün parçaları. Hani kasayı falan almana gerek yok. Hazır sistem olarak almıyorsun bunu. Kendin topluyorsun. Yani bir bölüm ayır kendine, bir masa bir şey ayır, bir komodin falan, yani hiç fark etmez. Uzay montajını yap, kullan. Yani kasaya 1500 lira daha verdiğinde çok saçma sapan fiyatlar oluyor. Bir de ikinci el bir kasa almak çok saçma. Bu şekilde baktığında toplam fiyat ne? Çıkartalım hemen. 400 lira RAM, 800 lira PCU. Bak bunların hepsi pazarlıksız ha. 2500 lira ekran kartı, 2000 lira işlemci, 900 lira SSD, hem de 512'lik SSD alıyorsun. 2300 lira da anakart. Toplamda 8900 liraya geliyor. 8900 liraya pazarlıksız. Hadi pazarlığını da ekle. 8500 lira. Kargosuydu, cartıydı, jurtuydu. Onları zaten pazarlığın içine dahil etsen. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki 8000'e bile toplama şansın var şu ürünleri. 8900 liradan 400 lira daha düş. 8,5. İşlemcinin fanını hesaplayalım. Şimdi bu işlemcide fan var mı? Ya kutu olarak çekmiş. Büyük ihtimal fanı vardır. Tamam, fanını geç. Toplam rakam 8900. Eksik bir şey var mı? Yok. Pazarlık ihtimali olan parçalar ne? Bundan mesela 200 lira düşersin. Çok rahat düşülür yani. PCU'dan çok fazla bir şey düşemezsin. Ekran kartından pazarlık yok demiş. Çünkü ekran kartını gerçekten iyi fiyata veriyor. SSD'yi de çok iyi fiyata veriyor ya. Pazarlıksız yap ya bunu. Yani hiçbir şeyde pazarlık yapmadığını düşün. Sadece kargo gönderimi olanlarda pazarlık yaptığını düşün. Oradan da 100 lira masraf çıktığını düşün. 9000. Çünkü kargo ile alacağım dediğinde fiyat düşmek zorunda. Ya zorunda değil ama en azından bir yardımcı olabilir. Yani hepsinden 100 lira düşsen zaten tamam, okeyliyor zaten. Yani en fazla 9000 lira olsun. Yani 9000 lira bile şu sistem için çok iyi. 9000 liraya 144 FPS verebilen, rekabetçi oyunlarda donma kasma yaşatmayacak, hatta ve hatta Battle Royale oyunlarının çoğunu açabilecek, GTA 5 açabilecek, Cyberpunk'ı bile zorlasan açabilecek bir cihaz alıyorsun. 9000 lira veriyorsun. Monitörünü de 3000 liradan saysan 12000 lira. 12000 liraya monitörle beraber alabiliyorsun. Çok iyi. Hatta biz şöyle yapalım. İkinci el monitör de ekleyelim buna. Temiz bir monitör bulalım. 1500 lira bandında neler var? 60 Hz, 75 Hz. 144 görene kadar zorluyorum buradan. Evet, bulduk, 144 Hz. Ha, panel kırılmış.
geç. Ya şöyle söyleyeyim, monitör piyasası da ikinci el olarak birazcık yüksek. Bence 2000 lira vereceğinize ikinci el bir monitöre, hatta 2000 liraya bile 144 Hz sağlam monitör yok yani. Ya bir de şimdi monitörlerin eski modellerinin panellerini bulmak çok zor. Yani şuradan bir tane araştırsan, TN panel 144 Hz 1ms ne var? Yani 3000'i geçmiyorsa alınabilir. 3600 liraya var. IPS 3689 lira. Peki buradan baksak, şimdi bu C-Box falan saçma da, 2000 liraya 144 bulabilir miyiz ya? 100 Hz monitör var. Benim geçen gün tanıttığım monitörü koymuşlar. Yok yok ya, siz... Ben monitörü ikinci el almazdım ya. Ben monitörü sıfır alırdım. 165 Hz 0.2 ms 3400 lira. Oğlum bu neymiş lan böyle? Tamam, monitör olarak da bunu seçeceğiz. 3400 liraya. Bu monitörün fiyatı çok mu iyi? Bana mı öyle geliyor? Bu fiyat şaka mı ya? 3400'de monitör eklesek kaç yapar? 12.400 lira yapar. 12.400 liraya monitörle beraber 144 değil 165 alabiliyorsun. Yani başlığa 165 diye koyarım. Çünkü zaten şu anki kullandığın işlemci rekabetçilerde 165'i çok rahat bir şekilde görebilecek. İkinci el sistem toplama videomuz bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlar gayet iyi. İkinci el piyasasının avantajları artmaya başladı. Sağlam ürünü alıyorsanız da zaten ucuza alıyorsunuz, yolunuza bakıyorsunuz. Ürünü alırken mümkün olduğunca görerek alın. Sitede de araştırırken mümkün olduğunca resimleri, videoları ve numaraları olan satıcılarla iletişime geçin. Öyle tak diye almaya giderseniz saçma sapan bir resim olur veya saçma sapan bir hesap olur. Tak diye almaya gittiğinizde veya önden kaporaydı bilmem neydi falan işlerine girdiğinizde dolandırılma ihtimaliniz çok daha yüksek oluyor arkadaşlar. Onu da baştan bir uyaralım. Burada sistemi topladık iyi güzel ama kimsenin dolandırılmasını da istemeyiz yani. Herkese sistem toplamada iyi şanslar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.